İyi akşamlar. Denizden Babam Çıksa'nın YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün burada su ürünleri sektörünün önemli isimlerini ağırlamaya ve su ürünleri sektörünün iş kollarındaki otoritelerle sohbet etmeye devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Isparta'dan. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor İbrahim Diler ve Antalya'dan Aquapena Su Ürünleri Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetlerinden Cem Kadeş ile birlikteyiz. Profesör Doktor İbrahim Diler ve Cem Kadeş ile birlikte bugün su ürünleri sektörünün aslında çok önemli bir başlığını ele alacağız. Akademik yönüyle ilgili bir takım sohbetler yapacağız. Bu videoda da tıpkı önceki videomuzda olduğu gibi ben yine birazcık geri planda kalacağım ve su ürünleri mühendisi Cem Kadeş Profesör Doktor İbrahim Diler'e akademik konularla ilgili sorularını yöneltecek. Öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum. Hayırlı Ramazanlar diye devam edeyim. Cem Bey, söz yine sizde. Buyurun. Teşekkür ederim Kaan. Hocam hoş geldiniz. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hoş bulduk Cem Bey. Hayırlı Ramazanlar. Çok sağ olun hocam. Çok vaktinizi almadan ben kısa bir giriş yapmak istiyorum. Aslında sizinle sohbet etmek çok keyifli çünkü aynı üniversiteden mezunuz ve çok yakın dönemlerde okuduk aslında. Ben öğrenciyken siz yüksek lisanstaydınız. O açıdan da gerçekten çok keyif alıyorum sizinle sohbet etmekten. Şimdi bu bağlantıyı yapmamızda birkaç tane aslında neden var. Birincisi sizinle bu bahsettiğim gibi meslektaş olmamız, su ürünleri mühendisi olmanız sizin de. İkincisi de bulunduğunuz akademik pozisyonunuz. Şimdi ben öncelikli olarak akademik pozisyonunuzla ilgili ve şu anda çalıştığınız üniversitenizle ilgili birkaç soru sormak istiyorum. Şu anda Isparta'da Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin rektörü olarak görev yapıyorsunuz hocam. Bize ilk olarak üniversitenizden bahseder misiniz? Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ne demek? Ve Isparta'daki ikinci üniversite olarak Süleyman Demirel Üniversitesi'nden bir farkınız var mı hocam? Teşekkür ederim Cem Bey. İyi akşamlar. Bu vesileyle tüm su ürünleri mühendislerine ve su ürünleri camiasına selam ve saygılarımızı iletiyoruz. Hayırlı Ramazanlar efendim diliyorum. Isparta'da 18 Mayıs 2018 tarihi itibariyle mevcut üniversiteden bir takım bölüm, fakülte ve yüksekokuldan aktarılmasıyla Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ismiyle ikinci bir üniversite açıldı. Türkiye'de 207 üniversite içerisinde iki tane Uygulamalı Bilimler Üniversitesi var Cem Bey. Bir tanesi Sakarya, bir tanesi de Isparta. Hakikaten adından da anlaşılacağı üzere kendi bünyelerine aktarılan bölümlerin genelliği uygulamaya dönük uygulamalı bilimler esas alan efendim programlar. Örneğin bizim üniversitemizde daha çok Teknoloji Fakültesi, Doğa Bilimleri Fakültesi diye fakülteleri diye isimlendirilen Orman Ziraat Su Ürünleri Fakülteleri ve ilçelerdeki tüm meslek yüksek okulları ilaveten Turizm Fakültesi bünyemize bağlandı. Yani buradan da şunu söylemek istiyorum. Yaklaşık 30 bin öğrencimiz var. 750 akademik personelimiz, toplam 1500 idari ve akademik personelimiz var. 30 bin öğrencimizle tüm ilçelere ve Isparta'nın merkezinde daha çok uygulamaya dönük alanlarda eğitim vermekteyiz. Adı gibi hakikaten tüm branşlarda uygulamayı esas alan bir üniversiteyiz. Belki zaman içerisinde konuya değinebiliriz ama ben hazır şu anda lafı gelmişken aktarmak istiyorum. Bizim üniversitenin artı Sakarya'daki Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin diğer 205 üniversiteden farkımız şu. Biz 3 artı 1, 7 artı 1 diye isimlendirdiğimiz meslek yüksekokul ve fakültelerimizin son sınıflarında ilk dönem veya ikinci dönem 6 ay boyunca iş yeri eğitimleri yapmaktayız. Yani meslek yüksekokulunun
gelen, 3 sene başladı pek çok branşımızda, 2. sınıfın ilk döneminde mevcut son sınıfa gelenlerin bir yarısı, ikinci dönemde mevcut son sınıfa gelenlerin diğer yarısı kendi alanlarıyla ilgili bir iş yerinde iş yeri eğitimi alacaklar. Ne zaman? Eylül ayından başlayıp aralığa kadar, ikinci grupta Şubat'tan başlayıp Mayıs sonuna kadar. İlaveten 2 aylıkta bir iş yeri stajını eklersek toplamda 2 ay staj, 4 ayda dönem içini eklediğimiz zaman 6 ay boyunca, örneğin bir fabrikaya biz üniversite olarak 6 ay boyunca bir öğrencimizi gönderiyoruz. 2. 6 ayda 2. grup öğrencimizi gönderebiliyoruz. Bunun da anlamı ilk defa üniversitelerde iş yeri eğitim odaklı bir eğitim anlayışını geliştirdik. Bunu Sakarya Uygulama Bilimler ve Isparta Uygulama Bilimler Üniversitesi, iki efendim partner üniversite, bu konsepte hem kuruldular hem de bu alanda hakikaten üzerinde düşen ve ismiyle müsamma eğitimde yapmaktadır. Hocam çok teşekkür ederim. Şimdi aslında çok önemli bir şey de cevap da vermiş oldunuz. Bizim daha önceki videolarımız, ilk videomuzda Kaan'la ilk en çok konuştuğumuz, üzerine en çok durduğumuz konulardan bir tanesi staj meselesiydi. Hatta su ürünleri mühendisliği fakültelerinde okuyan arkadaşlarımız için de önerilerde bulunmuştuk. 4 yıllık eğitim süreçleri boyunca mümkün olduğunca sık bir şekilde yaz aylarında, hatta 15 tatil dönemleri boyunca staj yapmaları gerektiğini ve bunun da kendilerine mezun oldukları zaman çok büyük katkı sağlayacağından bahsetmiştik. Ve meslektaşlarımızın staj konusundaki en büyük şikayetlerinin de yaz stajı olduğunu, bunun en büyük nedeninin de yaz aylarında temelde bizim su ürünleri sektörünün bütün rutin işlerinin yapıldığı, aslında en yoğun dönemlerin kış aylarına denk geldiğini konuşmuştuk. Hatta bu yüzden de Kuluçkan'da çalışmak isteyen arkadaşlar, Kuluçkan'da staj yapmak isteyen arkadaşlara kışın staj yapmalarını önermiştik. Şimdi sizin söylediklerinizden anladığım kadarıyla bir kış dönemi içerisinde su ürünleri fakültesinde okuyan bir öğrenci arkadaşımız rahatlıkla bir resmi staj yapabilecek. Yine tabii ki son sınıfa geldiği zaman, örneğin bizde Eğirde Su Ürünleri Fakültesi olarak, yani dünyamızda bulunan Eğirde Su Ürünleri Fakültesi olarak bu sene başlayan öğrenci arkadaşlarımıza, geçen yıl itibariyle son sınıfa geldiklerinde ilk dönem bir grup, ikinci dönem diğer grup arkadaşlarımız iş yeri eğitimi alacaklar. Cem Bey, biliyorsunuz ben aynı zamanda Su Ürünleri Fakülteleri Dekanlar Konseyi Başkan Yardımcısıyım. Evet. Ve göreve geldiğimiz 18 aydan beri 8 defa toplanmışız. Bu 8 toplantımızın temel noktalarından bir tanesi de bu iş yeri eğitimleri oluşturuyordu ve yaklaşık 20 fakülte mutabık kalarak oy birliğiyle 7+1, özellikle fakültelerde 7+1 diye isimlendiriliyor buna. Çünkü 7 dönem teorik eğitim, son bir dönemde uygulama eğitim. Bu bir dönem 7. dönemde olabilir, 8. yer dönemde olabilir. Tamamen öğrencinin tercihine ve iş yerinin efendinin tercihine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Yani şunu demek istiyorum, tüm su ürünleri fakültelerde 7+1 eğitim modelini benimsediler. Bütün müfredatımızda buna göre planladık. Son dönem dersleri olabildiğince azalttık. Sadece yok dersleri ve ne bileyim böyle seminer gibi yani uzaktan da yapılabilecek, başka ne diyeyim, çok böyle önemi olmayan, mesela İngilizce dersi var, mesleki İngilizce, bunları online eğitimde alabilecekler için son döneme hiçbir ders bırakmadan müfredatımızı 7+1 modeline göre oluştu. Tüm su ürünleri fakültelerinde bu oy birliğiyle kabul edildi Dekanlar Konseyi. Hocam çok güzel bir haber gerçekten. Ben kendi adıma çok sevindim. Bizim özellikle öğrenim dönemleri içerisindeki arkadaşlarımızın en büyük eksikliğiydi ve sahaya çıktığı zaman da firmalar bu konuda çok yakınıyorlardı.
Arkadaşlar mezun olduklarında hiçbir şey bilmeden geliyorlar diye. Şundan dolayı çok özür dilerim. Bazen araya girmek zorunda yankalıyor. Hocam. Stajlar bildiğiniz gibi sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi sadece Temmuz-Ağustos'ta yapılıyor. Halbuki sektörün en ölü sezonu. Evet. Ama iş yeri eğitimi ile staj çok farklı konsept. Staj da bir ihtiyaç ama iş yeri eğitimi Eylül'den başlayıp Aralık sonuna kadar, Şubat'ta başlayıp Mayıs sonuna kadar öğrencimiz veya artık mühendis adayımız o. Çünkü intern mühendis gibi bunu biz yani düşünebiliriz. Nasıl tıp fakültelerin son sınıfında öğrenciler hep hastanede oluyorsa bizim mühendislerimiz hep sahada olacaklar. Ben burada su ürünleri konusu olduğu için sadece su ürünleri mühendisler üzerinde iş yerinde dolmalı. Gemi dolmalı, buluşkan dolmalı, işleme efendim fabrikası dolmalı ve orada işleyişin nasıl olduğunu 4 ay boyunca 8-5 mesaisinde her şeyi görecek. Patron nasıl oluyor, nasıl işe başlanıyor, üst abiler, üst mühendisleri neler yapıyor, işçiye neler yapıyor, patron herhangi bir kriz anında nasıl bir yerde efendim tavır alıyor. Bunların hepsini 4 ay boyunca öğrencimizden görüyor. Patron da öğrencimizi yakından izliyor. Can Bey, bizim üniversitemizde teknoloji fakültesi var. 2009 yılından beri aktif halde. 2013 yılından beri bu iş yeri eğitimini uygulayan çok efendim bu alanda başarılı bir yer yani fakülte. 2013'ten 2019'a geldiğimiz zaman şöyle bir istatistiklere baktığımız zaman işe giriş oranı %60, %58, %60 bandında. İstihdamı çok büyük katkı yapıyor. Neden? 4 ay boyunca artık patron çalıştırdığı mühendisin her şeyini biliyor. Ahlakını biliyor, çalışkanlığını biliyor, tembelliğini biliyor, kriz anındaki tavrını biliyor, aslarına karşı tavrını, üstlerine karşı. Yani her şeyiyle o öğrenci süzüyor. Ya dönem hazırlığında 6 aydan beri dünyamda çalışan bir arkadaşla ben bunun her şeyi biliyorum. Dışarıdan gelecek bundan çok çok daha iyi olacak. Ben bunun en iyisi diyor. Çalışmaya devam edin diye ben kendisine işe alıp teklifini patron yapıyor. Sadece beni işe alır mısınız diye efendim CV'sini göndermiyor. Böyle bir şeye ihtiyaç yok. Bu güzel değil. Çok güzel hocam. Gerçekten çünkü yani hatta işte kariyer planlaması ile ilgili de yine konuşmuştuk Kaan'la. Ve onda da yine staj yaparken öğrenci arkadaşların kendilerini göstermelerini bu dönem içerisinde. Çünkü mezun olduklarında staj yaptıkları yerlerin potansiyel çalışacakları yerler olduğunu söylemiştik. Şimdi aslında burada neredeyse bir geçiş dönemi gibi düşünülüyor. Yani üniversitenin son sınıfındaki bir dönemde aslında iş hayatına hazırlanmaya başlıyorlar. Hafif hafif tempoyu arttırmaya başlıyorlar ve orada kendilerini gösterirlerse iş yerlerinden teklifler geliyor. Bunlar gerçekten çok güzel haberler. Çok, bizim özellikle tabii üniversiteniz adına da ama biz tabii mesleğimiz adına çok sevindik. Ben çok olumlu katkılarının olacağını düşünüyorum hocam. Çok teşekkür ediyorum gerçekten bu konudaki katkılarınız için de size. Şimdi tabii biraz da sizin üniversitenizle ilgili başka bir konuya değinmek istiyorum hocam. Şimdi iki tane olduğunu söylediniz Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin Türkiye'de. Şu anda fen ve teknoloji konusunda yeterli düzeyde olan bir ülke değiliz. Çok orta seviyelerde sayılacak bir durumdayız. Bu konuda üniversitelerde çok iş düştüğü belli. Şimdi birçok konuşmamızda biz Kaan'la konuşurken gelecekte birçok işi robotik sistemlerin, yazılımların, yapay zekanın yapılacağını ve artık birçok şeyin nanoteknoloji veya biyoteknolojik yöntemlerle yapılacağını konuşmuştuk ve birçok fütürist de yine bu şekilde konuşuyor. Şimdi siz Uygulamalı Bilimler Üniversitesi olarak, yeni kurulan bir üniversite olarak sizin bünyenizde okuyan öğrencilere veya geleceğin mühendislerini nasıl hazırlayacaksınız? Bu açığı kapatmakta sizin üniversiteniz nasıl bir yere sahip olacak hocam? Hemen şöyle söyleyeyim, biz bu anlamda en şanslı üniversitelerden bir tanesiyiz. Bunu özellikle şu uzak din eğitim dönemine geçiş sürecinde çok net yani yaşadık. Türkiye'de 207 üniversite var ve ne yazık ki online derslere bakıp asenkron
ders yükleme ve banttan yayın demek. Senkronize anında anlık online canlı ders yapmak demek. Türkiye'de 207 üniversite içerisinde online dersleri ikinci hafta hüküm belirlediği ikinci hafta, yani okulların tatil edildiği 16 Mart'tan 23 Mart'ta biz hemen iki hafta içerisinde online derslere geçiş yaptık. Bunun da en büyük katkı bünyemizde bulunan uzaktan eğitim meslek yüksek okulumuz var. 2008'den beri aktif. Onların altyapısını kullandık, onların bilgi birikimlerini kullandık ve hakikaten bir alanda uzman yazılımcımız var. Yaklaşık 8 adet Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda görevli yazılımcılarımız var, öğretim görevlilerimiz. Onların sayesinde ilk 10 üniversiteden bir tanesi. Bu üniversite adına hakikaten gurur verici bir gelişme. Bu altyapıya ilave eden bünyemizde bulunan teknoloji fakültemizde hangi bölümler var? İnşaat, makine, bunlar zaten bütün. Bilgisayar mühendisi, mekatronik mühendisi, biyomedikal mühendisi. Bu üçü de geleceğin meslekler arasında. Bilgisayar mühendisliği bölümü aslında yazılım mühendisliğiydi. Ancak karşıda doğmaktan dezavantajını yaşıyoruz. Eğer yazılım mühendisliği İTÜ'de, Boğaziçi'de, ODTÜ'de olsaydı ağzına kadar diyorlardı. Fakat 4 yıldan beri yazılım mühendisliği ne yazık ki yeterli öğrenci alamadı. Yeterli öğrenci alamadığı için bilgisayar mühendisleri odası da onlara bilgisayar mühendisi unvanını verdirmediği için ister istemez biz kurular değiştirip hülle yaptık, yani işin tabiri. Bilgisayar mühendisi yaptık. Şimdi bilgisayar mühendisinde yapay zeka ana bilim dalı var. Robotik sistemler ana bilim dalı var. Donanım mühendisi var. Yazılım mühendisliği var ana bilim dalı olarak. Bunların hepsi yani mevcut. Mekatronik mühendisliğinde Türkiye'deki çok az bulunan en güçlü laboratuvar cihazları, bu robotik kodlama anlamında ne gerekiyorsa yeni dönemde en gelişmiş biz cihazları o bölümümüz aldık. Hakikaten Türkiye'de 15-20 tane varsa mekatronik mühendisliği en önemli ilk üç arasındayız. Öğrencilerimizi teknoloji fakültesi anlamında bu şekilde geleceğe hazırlıyoruz. İkinci olarak Ziraat Fakültemiz orman ve su ürünlerini üçünü birlikte Tarım 4.0 hazırlıyoruz. Ve bu Tarım 4.0 kapsamında dijital tarımı hem orman hem su ürünleri hem de ziraat mühendislerine yoğun Avrupa Birliği ve diğer ulusal projelerle efendim destekleyip onlara Tarım 4.0'ın hep bütün aşamalarını öğretmeye çalışıyoruz. Teknoloji fakültemizde de inşaat, makine, bilgisayar, mekatronik, biyomedikal mühendisliğiyle Endüstri 4.0'ı anlatmaya çalışıyoruz. Bu şekilde kendi turizm fakültemizde, kendi alanında turizm 4.0'ı yapmaya çalışıyor Alman ekolünden gelen adamlar. Yani her fakültemiz geleceğe dönüp hakikaten dijital dönüşüme hazır hale getirmeye çalışıyor. Genç bir üniversiteyiz. Gençiz ama yaklaşık 30 yıllık, 35 yıllık bilgi birikimimiz de var. Mesela su ürünleri fakültesinin yaşı 35-40, orman fakültesinin yaşı 25, ziraat fakültesinin yaşı 25. Ama bunlar bizim bünyemizde. Evet. Teknoloji fakültemizin yaşı 10 gibi yani. Evet, evet. Biraz evet. Artık dünyaya ayak uydurmuşsunuz gibi görünüyor. O kadar, çünkü ben... o kadar çok kendimizi övmeyelim diye yani Kaan Bey, ama hakikaten yeni bir enerji, yeni bir sinerji, yeni bir ivme, yeni bir üniversite olmanın verdiği hazla, kıt kanaat imkanlarla iyi bir şeyler yapmaya uğraşıyoruz. Evet, ben daha detaylı inceleyeceğim. Geçtiğimiz birkaç gün ben yaptıklarınızı baktım ama hakikaten çok güzeldi. Şimdi siz bir dijital dönüşümden bahsettiniz de. İçinden geçtiğimiz bir süreç var. Koronavirüsle başa çıkmaya çalışıyoruz hepimiz, öyle ya da böyle. Şimdi biz klasik olarak eğitimlerimizi girip sınıflara girip ya da uygulama laboratuvarlarına girip aldık. Belki su ürünleri fakültelerinin tüm dersler için olmayabilir ama bu koronavirüs üniversite eğitimi müfredatının bir miktarını en azından dijitale
evirebilir mi? Çevirebilir mi? Yani dersleri artık uzaktan almaya başlama ihtimaliniz olabilir mi? Yani her krizin fırsata çevirdiği unsurlar var. Bu dönemde bize istesek de istemesek de gerek eğitim camiamızı, gerek yüksek öğretim kurumumuzu uzaktan eğitime, dönüşüme mecbur kıldı. Bence çok da iyi oldu. Kendi üniversitelerimde ben hakikaten şanslıyım ama şans olmayan diğer üniversitelerde hiç yapmasalar bile asenkron eğitim yaptılar. Yani ders materyallerini gerek Word ortamında, gerek PowerPoint ortamında 2-3 haftada hazır olanlar hazırlıktan sundular, hazır olmayanlar hazır deyip hemen bilgisayara yükleyip öğrenci istediği zaman o notlara ulaşabildi. Eskiden neydi? Yok ben bu notları çok özverili hazırladım. Bunlar çok özeldir. Ben bunu kimseye vermem. Sadece ilgili sayfaların efendim size çıktısını vereyim gibi çok geri kalmış bir şey var. Halbuki open access diye bir şey var. Açı girişim. Dünyada herhangi bir yerde anında dünyanın en küçük ülkesinde bile rahat rahat ulaşabiliyoruz. Biz bile Amerika'daki, Almanya'da herhangi bir ülkede yapılan bilimsel bir çalışmaya anında ulaşabiliyor iken biz neyi kendimizden saklıyoruz? Ne gerek var saklıyoruz? Sanki biz Allame-i Cihan mıyız? İlk defa biz yani o yayınları, o çalışmaları bulduk. Yani biz de başkaların yaptığı gibi bir başka hocadan aldık 3-5 cümle, bir başkasını aldık 3-5 kelam, 3-5 resim. Bir şekilde değerleme yaptık. Kendimiz özgü bir şey var mı? Yok. Ama bunun open access artık olması lazım. Kimsenin kimseden bir şey saklanacak bir ortam değil. Artık dünya büyük bir köy. Yani globalleşme almış başını biliyorken bizim ondan geri kalmamız anlamsızdı. Bence çok da iyi oldu. Üniversitelerde yavaş yavaş buna alışıyorlar. Sadece belli yaşı geçmiş hocalarımız biraz adaptasyonu zorlansalar da yeni nesil anında bu işe adapte oldu ve ben 250 üniversite içerisinde ilk onda olmanın hakikaten haklı gururunu yaşıyorum. Kendim de geçmişten hemen PowerPoint'lerim hazır olduğu için hemen PDF'e çevirip anında sundum ve o 30 Nisan'dan itibaren de Cem Bey bilir ben sadece balık besleme ve yem teknolojisi derslerine yeni girdim. O derslere ait bütün dokümanlarımı yükledim. Hoca öğrencilerle her hafta anlık canlı ders yapmaktayız. Hatta bugün 5. haftasını yaptık. Haftaya da bir özel yem fabrikasında bir üretim müdürü, sürdürülebilir mühendisi bir arkadaşımdan rica ettim. O fabrikanın bütün işleyişini videoya verecek de bize haftaya ve bir sonraki hafta misafirimiz olup online ders anında onu misafir edeceğim. Video eşliğinde balık yemi efendim fabrikasını A'dan Z'ye anlatacak. Bundan daha güzel bir iletişim, daha güzel bir eğitim modeli olabilir mi? Bir adım ötesi gidip öğrencimiz o fabrikaya gidip görecek. Ama şu aşamada öyle bir imkan yok. Çünkü pandemi yan süreci. Bunun için biz eğitimi öğrenci arkadaşlarımızın evine getirmekle mükellefiz. İşte buna da dijital dönüşüm deniyor. Ve sadece dijital dönüşümde hocanın yüklediği materyal değil, hoca da başka makaleleri, video gösterimleri yükleyebiliyor veya öğrenciye diyor ki bak şunlar şurada video gösterimleri var, onları YouTube'dan indir veya kendisi indirip yani yüklüyor. Böylece çok çeşitli efendim iletişim kanallarını öğrencinin hizmette sunmuş oluyoruz. Bunu klasik örgün eğitimde sunma şansınız oldukça sınırlı. Hocam ben bir ekleme yapmak istiyorum söylediklerinize. Çok teşekkür ederim. Şu anda zaten aslında genç nesil şeye çok aşina aslında işte sosyal medyadan dolayı teknolojiye, internete, canlı yayın yapmaya falan çok aşinalar ama bir yerde tıkanmış durumdalar. Yani sosyal medyanın içerisinde mesela işte bir Facebook'tur, Instagram'dır, Twitter'dır. Buradaki kanalların içerisinde insanlar belli bir yere kadar gelip artık ondan sonra da tıkandıklarını görüyoruz. Ve bu süreç içerisinde insanlar evlerinden canlı yayın yaparak kendi aileleriyle görüşüyorlar. İşte bahsettiğiniz gibi eğitim alıyorlar.
Hatta işte dediğiniz gibi bir fabrikaya bağlanıp oradaki bir mühendis arkadaşla görüşme yapıp oradan bilgiler alabiliyorlar. Hatta belki de gelecekte biz o fabrikaları sanal gözlüklerle gezeceğiz. İçerisini onlarla aynen gezeceğiz, bakacağız. Yani bunlar çok uzak yan değil. Değil, evet. Yani şu anda mesela yine bu cihazlar nispeten pahalı gibi olsa da önümüzdeki 4-5 yıl içerisinde çok hızlı bir şekilde bu cihazların fiyatlarının düşeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bütün üniversitelerimizin hatta üniversitelerden ziyade bir de tabii ki firmaların da kendilerini buna hazırlaması gerekiyor. Gelecek artık bu şekilde. Şimdi tabii gelecek diye bahsedince, şimdi siz tabii uygulamalı bilimlerle ilgili bir üniversitesiniz. Şimdi sizin okulunuzu tercih eden bir öğrenci arkadaş burada okurken onu neler bekliyor? Nasıl bir öğrenim hayatı bekliyor? Yani daha doğrusu şöyle kısaca özetleyeyim, yani Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ndeki öğretim hayatı nasıl? Neden tercih etsin bizi? Evet. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Türkiye'nin en genç üniversitelerinden bir tanesi. Adı üstünde olduğu gibi tamamen uygulamalı bilimlere ağırlık veren ve eğitimini uygulamalı ağırlıklı yaptırmaya çalışan bir üniversite. İlaveten Isparta nedir? Isparta Türkiye'nin en yaşanabilir 5 kentten bir tanesi. Hemen hemen her yıl ilk 5-10'un içinde yer almıştır. Bu anlamda sakin şehir, öğrenci dostu şehir. Mesela Isparta'ya gelen bir öğrencinin barınma sorunu diye bir şey olmaz ki. 10.000 kapasiteli şu anda yurt var. 5.000 kişilik daha bitmek üzere. Bu kapasite 15 güne çıkıyor. Apartlar bir 15 ila 40 bin arası apartlar var. Cem Bey, sen Isparta'da lisansüstü eğitim yapıyorsun. Isparta'yı da yakından tanıyorsun. Bir 5-10 yılın Isparta'da geçti. Bunu en yakın icraatını sen yapıyorsun. Bir defa Isparta dünyada %65 üretimin yer aldığı gül diyarı, Levanta diyarı, elma diyarı, Şiraz diyarı. Eylül-Ekim ayında öğrenci üniversiteye geldiği zaman okula daha az gider, hafta sonları elma bahçesine gider, elma toplar. Yaz döneminde finallerde kaçamak yapar, kiraz bahçesine gider, kiraz toplar ve harçlığını çıkartır. Mayıs 15'te, Haziran 15'te gül bahçesine gider, 50 kilo gülleyen toplasa 75 lira veyahut da 100 lira günlük yemesiyen çıkar. Öğrencinin kendi kendine yetebileceği atmosferde müsait. Isparta'da son 5 yıldır veya 10 yıldır tüm Türkiye'de olduğu gibi müthiş bir kafeteryalar açıldı. Ve bunların hemen hemen hepsinde öğrenci arkadaşlarımız part-time çalışıyorlar. Artı Süleyman Demirel Üniversitesi ile aynı kampüsü paylaştığımız için onların bünyesinde bulunan bir takım sosyal imkanlardan bizim üniversite öğrencimiz de yararlanmaktı. Eksik olmaksızın. Örneğin olimpik yüzme havuzu var. Kapalı spor salonu var. 100'e yakın öğrenci toplulukları var ki her hafta bir etkinlikleri var. Yüzden fazla çeşitlilikte olan öğrenci toplulukları. Isparta'nın en büyük zenginliği bu. Yaklaşık 60 bin öğrencisi var Isparta'da, yani yaşayan anlamında. Kayıtlılar değil, Isparta'da aktif olarak yaşayan 50-60 bin öğrenci var. Ve artık Isparta, hani sen bilirsin, biz Bornova'da öğrenciyken yazın oldu muydu? Bornova adeta İzmir'de ıssız bir şehre dönüyordu. Aynı durum şimdi Isparta için geçer. Gelin şimdi Isparta'ya bakın, Ölüşehir kurulu. Niye? Hiçbir yer yok. Çünkü öğrenci yok. Yani bu anlamda öğrencilerimizi özledik. Onun için Isparta'ya gelen öğrenci çok ekonomik koşullarda ailesine bağlı olmak ve çok az yük olarak rahat rahat eğitim hayatını 4 yıl boyunca rahat rahat bitirebilir. Bunun sonunda da son sınıfa geldiği zaman bir dönemini iş yeri eğitiminde geçirecek ve iş bulma imkanı diğer üniversiteye göre %50 bir adım önden başlamış olacak. Yetmez mi? Hocam daha ne olsun? Harika bir başlangıç. Hocam, çok evet, iyi bir başlangıç. Güzel bir başlangıç. Ben kendi adıma da ekleme yapmak istiyorum. Yüksek lisans döneminde sizden de ders aldım. Şimdi
Isparta çok güzel bir, gerçekten Türkiye'nin en güzel şehirlerinden bir tanesi. Ben de o güzel şehrin Aksu ilçesinde kaldım 4 yıl boyunca. Güzel ilçesinde kaldım. Evet, bence de Isparta'nın en güzel ilçesi de Aksu. Gerçekten her tarafından sular fışkıran, dereler akan. Aksu, adı üstünde Aksu. Aksu, aynen öyle hocam. Ve gerçekten endemik türlerin barındığı dağlarında. Hani o kadar çok fazla bitki konusunda endemik türler var ki Kaz Dağları'ndan bile iyi olduğunu söyleyenler var. Isparta'da çok özür dilerim. Isparta'da 40'tan fazla tıbbi ve aromatik bitkilerin endemik türleri var. Evet. Türkiye'de 800 tane, bunun 40 ila 50 tanesi Isparta'da. Akdeniz bölgesinde 200 civarı. Evet, evet. Tabii bunda göller bölgesi olmasında bir katkısı var. Yani Eğirdir gibi çok güzide bir göl. Ya bu arada bilmeyenler için söyleyeyim, biz mesela yaz aylarında Eğirdir Gölü'nden çıkmazdık. Isparta'da kaldığımız dönem içerisinde gerçekten hem temiz hem de çok güzel, çok keyifli. Hem Yalvaç tarafında hem de Eğirdir tarafında çok güzel girilecek yerler de var. Dediğiniz gibi Isparta tam bir öğrenci dostu şehir. Kafeleri falan da çok ucuz, fiyatları da çok uygun. Hani Bornova ile kıyaslıyorum hocam, kendi öğrencilik zamanlarımızda. Yani biz pek kafelere gidemezdik hatırlarsanız. Pahalıydı bizim zamanımızda. Isparta o açıdan gerçekten çok avantajlı görünüyor. Şimdi bir önemli bir konu daha var hocam. Siz birazcık bahsettiniz ama yabancı dille ilgili bir konu. Şimdi biz olaya şöyle girmiştik Kaan'la. Biraz da olayı şey yaparak, abartarak artık İngilizcenin yabancı dil olmadığını, herhangi bir ırka ait bir dil olmadığını ve küresel bir dil olduğundan bahsetmiştik. Yani herhangi bir dünyanın ülkesindeki herhangi biriyle görüşme yapacağınız zaman artık mutlaka İngilizce biliyor olmanız gerekiyor. Artı işinizi bitirdiğinizde, öğrenimimizi bitirdiğinizde, bir işe girmek istediğinizde özgeçmişinize yabancı dille ilgili İngilizceyi biliyor olduğunuzu yazmanız gerekiyor. Bunlar çok önemli şeyler. Ama artık İngilizce yabancı dil kabul edilmeyip daha farklı dillerin üzerine gitmesi gerektiğinden bahsettik. İşte Çince, Rusça, işte İspanyolca, Fransızca gibi ve hatta Orta Doğu ve Arap Yarımadası'ndan da çok fazla ticaret yaptığımız için de Arapça. Yani bu dillerden herhangi birini biliyor olmuş olmak öne çıkartıyor diye düşünüyoruz. Sizin üniversitenizde hocam öğrenci arkadaşlar kendilerini yabancı dil konusunda nasıl hazırlayabilirler? Sunduğunuz bir olanaklar var mı? Ekstra olanaklar var mı hocam? Ücretli veya ücretsiz? Tabii Can Bey, biz daha yeni bir üniversiteyiz. Yani 40 yıllık geçmişimiz var ama yabancı dil konusunda tabii o kadar bir geçmişimiz yok. Allah'tan bünyemizde bizim üniversite açıldığı anda, yani kurulduğu anda yabancı diller yüksekokulu kurulmuş ve şu anda yeni akademik kadromuzu tamamlamak üzereyiz. Örneğin bir 5 tane önceden vardı. Şimdi 2019'un sonunda bir 5 tane daha yok, bizim gibi yeni açılan üniversitelere böyle bir imkan tanıdı. 5 tane daha İngilizce, Arapça, Çince ve Rusça alanında öğretim görevlileri aldık ama bunlardan meyve alabildiğimiz birkaç yılımız alacak. Belki bizim nasipse ikinci dönemimiz ama yani İlk dönemimizde bile imkan olursa ben hazırlık sınıflarının temel eğitim anlamında yabancı dil olmasını önemsiyorum. Fakat YÖK bunu geçmişte pek çok üniversitelerde denedi ama herhalde çok olumlu sonuç alamadı ki. YÖK artık bunu yani üniversitelerden geri dönüş anlamında isteğe bağlı hale getirdi. Yani zorunlu hazırlık sınıfından ziyade artık isteğe bağlı getirdi. Neden diye şöyle düşündüğümüz zaman onun da bir açılımı var. Artık yeni nesil İngilizce kurslarına gitmiyor. İnternetten, evet, cep telefonundan aplikasyon indiriyor. Onunla çok rahat öğrenebiliyor. Mesela benim oğlum Bursa Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi, bitirmek üzere 2'yi. Şimdi kendi kendine İspanyolca öğrenmeye başlamış. Evet. Onlarda hazırlık sınıf vardı İngilizce. Onu geçti. Şimdi ikinci olarak İspanyolcaya başladı.
artık yeni neslin kendi kendine ürettiği bir aşama diyor. Geçen gün, bir hafta önce Elon Musk bir şey ifade etti. Belki siz de okumuşsunuzdur. Artık bundan sonra İngilizce öğrenmeye gerek kalmayacaktır. Hocam biliyorsun, evet bundan bahsetti. Evet. Yani artık yabancı dile gerek kalmayacak. Özel bir öğrenme çabası olmayacak ya. Yani. Evet, evet. Çünkü dijital dönüşüm ona doğru gidiyor. Kesinlikle. İngilizce zaten şimdi bir takım çeviriler var aldık. Siz Türkçe yazıyorsun, anında o size hemen hangi dil istiyorsan ona yan çeviriyor. Yurt dışına yeni neslin öğrencilerimiz rahat rahat yurt dışı seyahatlerine gidebilirler. Biz Rokokop'a giderdik. Ancak asistan olduktan sonra gitme cesaretini bulur şimdi. Lisanstayken yok Erasmus, yok Mevlana, yok bilmem başka bir şey. Staj yapıyor. Work and travel yapıyor. Ve bir şekilde öğrenci artık kendi hayatını yurt dışında o tecrübeyi kazanıyor. Onun için yabancı dil elbet önemli. Kesinlikle vazgeçilemez ama bunun hakikaten örgün eğitimle mi yoksa öğrenci kendi dijital imkanları kullanarak mı yapması konusu biraz tartışmaya açık. Örgün eğitimle biraz böyle ben kendim için söylemem gerekirse fena değildi İngilizcem. Kendime bildim bile. Yani ortaokuldaki öğretmenimin İngilizceyi bana sevdirmesinin ardından. Ama gel gelelim ki ben Surunları Fakültesi'ni 2 yıl uzatmış biriyim. 5. yılın sonunda geçebildim İngilizceyi. Yani örgün eğitime katmalı mıyız? Bence bir tartışmalı ama o tartışma olduğu için yok isteğe bağlı hale getir. Artık zorunluluktan kaldırıldı. Yani bir nebze iyi olmuş ama bir yandan da hiç bilmeyen biri de bir kulak dolgunluğu olması açısından iyi gibi görünüyor. Siz anlık olarak çeviriyor demiştiniz ya. Ben şu anda çalıştığım yerde de kendime Latin karakterleri olmayan, Latince karakterlerle yazılmayan bir takım projelerin içinde buldum. Bunlardan bir tanesi Rusça, bir tanesi Korece. Erciyes Üniversitesi Kore Dili ve Edebiyatı bölümüyle bir takım projeler yürütüyoruz. Ben öbür yaptığım işle ilgili olarak. Faydası var. Yavaş yavaş sürekli bir baksam yavaş yavaş karakterler tanıdık geliyor. Mesela Fransızca çeviri yaptık. Bana sordukları zaman Fransızca biliyorum. Rusça biliyorum. Korece biliyorum. Hepsiyle artık. Dolayısıyla diyorum ben fuarlara gelirim. Yani, dolaşıp gelirim falan diye. Yeni çağın, dijital çağın dil öğrenme metodu bu bence. Artık örgün eğitim değil. Tamamen dijital eğitimde olabildiğince bu dil sayısını artırmak. Zaten dil orayı biraz merak işi. Yani kişinin içinde varsa, biraz eğilim varsa artık zaten geliyor. Evet. Bir dile adam gibi öğrendik miydi? Zaten ikinci, üçüncü dil bir nevi çorap söküğü gibi yani. Çünkü o dillerin ana mantıklarını aldığınız zaman aşağıya yukarı kendine belki az önce bahsettiğiniz Çince, Korece ve Rusça bir de Arapça farklı. Arapça dili de bizler 1400 yıldan beri gelen bir İslam kültürüyle yani geldiğimiz için çocukluğumuzdan beri bir şekilde Kur'an-ı Kerim'i hasbelkader orada burada öğrendiğimizden bizim aşinamız oradan geliyor. Bir şekilde bu dil meselesi yani yeni nesil için dijital platformda çok daha rahat aşılabilecek gibi gözüküyor. Ben akademisyenliğimde yok dili veya yabancı dili geçme için 10 sene uğraştım. Öyle. Bizim zamanımız öyleydi. Evet, şimdi gülüyoruz ama bizim zamanımız öyleydi. Evet. Yurt dışından yabancılardan yabancı makale alabilmek için bir kartpostal yapardık. Evet. Efendim matbu, İngilizce, Fransızca, Almanca. Makalenin ismini yazar, onu hocaya postayla yani yolla, oradan 3 ay sonra makalenin gelmesini beklerdik. Evet. Ama şimdi 10 saniye. Evet. 10 saniyede o makalenin hem de tam metnine ulaşıyorsunuz. Çünkü open access var. Teşekkür ederim hocam. Gerçekten bu da çok önemli bir katkıydı. Şimdi sizin üniversitenizle ilgili yine bir soru soracağım. Çünkü daha önce karşılaşmadığım bir şey gördüm orada.
Lisans üstü eğitim enstitüsü diye bir şey okudum hocam ben. Sizin fakültenizin şeyinde, evet, şey, üniversitenizin bilgilerinde. Şimdi lisans üstü eğitim enstitüsü ne demek hocam? Cem Bey, aslında lisans üstü eğitim enstitüsü ismi öyle ama çok farklı bir şey değil. Diğer üniversitelerin fen bilimleri, sosyal bilimler, eğitim bilimleri, güzel sanatlar enstitüsünün toplamının ismi, yeni gök kavramında lisans üstü eğitim enstitüsü oldu. Anladım. Yani eskiden olduğu gibi 5 tane müdür, 10 tane müdür yardımcısı, 5 tane enstitü efendim sekreteri, 50 tane kadro yok. 1 tane müdür, 2 tane müdür yardımcısı, 1 tane enstitü sekreteri, 5 tane de idari personel. Biz bu arkadaşlarla üniversitemizin tüm fen, sağlık, sosyal, güzel sanatlar ve eğitim bilimler alanındaki her branşın enstitüsü. Adı üstünde lisans üstü eğitim, yüksek lisans ve doktora eğitimlerinin yürütüldüğü bir enstitü. İsmi şimdi yeni yok kavramında öyle oldu. Cumhurbaşkanı kararnamelerini izlerseniz son zamanlarda pek çok üniversite eski enstitüleri kapatıyor ve tek lisans üstü eğitim enstitüsü adı altında birleştiriyor. Hocam peki bu yani dünyada da bu şekilde mi gidiyor? Yani tabii genel vizyon böyle mi gidiyor şu anda bütün dünyada? Cem Bey, şimdi fen bilimleri eğitim fen bilimleri enstitüsü işleyişiyle sosyal bilimler enstitüsü işleyiş arasında Allah'ın seversiniz ne fark var? Sağlık bilimler enstitüsü işleyişi anlamında ne fark var? Hepsi aynı iş yapıyor. Öğrencinin rutin lisans üstü evraklarını yayan takip ediyor. Bunun adı fen, sağlık, sosyal, eğitim, güzel sanat olmuş bir şey ifade etmiyor ki. Aynı işi bir tek enstitü yapıyor. Bir tek müdür, iki müdür yardımcısı, 5 tane. Hadi bilemeden eğer öğrencinin yani çoksa idari kadroyu artırırsınız. 10 kişi yaparsınız. Ama 5 tane müdüre ne gerek var? 10 tane müdür yardımcısına ne gerek var? Onlara ayrı bir bina, ayrı bir oda, ayrı bir hizmet. Yazık günah değil mi? Bu hakikaten yeni ökün yaptığı yeni icraatlardan bir tanesi. Çok ciddi anlamda personel istihdamına, personel tasarrufuna dönük bir efendim politika. Teşekkür ederim hocam. Çok güzel. Beğendim bu fikri. Hakikaten güzel ya. Yazık günah yani. Bu ülkenin kaynaklarına günah ya. Evet. Kesinlikle haklısınız hocam. Şimdi biraz da sizinle görüşme yapmamızla ilgili önemli ikinci nedenlerden bir tanesi de akademik kariyer konusu. Şimdi burada size bir şeyim olacak, tabii ki sorum olacak ama soruyu iki yönlü cevaplarsanız sevinirim. Birisi kendiniz açısından, birisi de şu anda üniversitenizde okuyan öğrencileriniz açısından. Siz 1988 yanlış hatırlamıyorsam mezun tarihiniz değil mi hocam? Evet, sonra yüksek lisansa girdiniz. Ve işte 30 küsür yıllık bir akademik kariyerden bahsediyoruz. 32 yıl olmuş. 32 yıl olmuş, evet. Şimdi uzun bir kariyer dönemi. Tabii ki öncesinde işte yüksek lisans, arkasından doktora, asistanlık dönemi, yardımcı doçent, doçent, sonrasında profesör olmak ve sonrasında rektörlüğe kadar yani bir akademik kariyerde tırmanılabilecek bütün basamakları tırmanmış durumdasınız. Dolayısıyla bunu size sormayacağız da kime soracağız? Şu anda okulda okuyan öğrenci arkadaşlarımız akademik kariyer yapmak isterlerse nasıl bir yol izlemeliler ve siz kendiniz de bu soruyu cevaplayacak olursanız bu akademik kariyer sürecini nasıl geçirdiniz? Akademik kariyerlik hakikaten ülkemizde halen daha çok üst düzeyde popülaritesi olan meslek gruplarından bir tanesi. Akademisyen deyince herkes böyle yere eriyor. Toplumda çok ciddi bir efendim saygında olan bir meslek grubu ama göründüğü gibi değil. Sen de bilirsin ki bizim okulumuzda bir hocamız vardı. Kulakları çınlasın Hikmet Osucu. Bizim de akademiye geçmemizde çok büyük katkıları olan
hocalarımızdan, özellikle Atilla Akbaz, arkasından Hikmet hocamız. O hocamızın bize bir lafı var. Akademisyenlik ömür törpüsüdür diye. Biz ya nasıl bir şey falan derdik ama ben 4. sınıfın başından itibaren akademisyenliğe hakikaten niyetlendim. Ege'nin de biraz farkı, böyle tipik 8-5 mesaisi anlayışı yoktur. Abi kardeş ilişkisi vardı. Biz evet. Hiçbir hocamıza hocam demezdik, sen bilirsin, hep abi evet. derdik, abla derdik, kardeş derdik falan. Evet. Hep böyle bir sıcak samimiyet vardı. Ve Urla'nın o buluşkanesinde işçiler çalışmazdı, biz asistanlar çalışırdık. Evet. 7-24 biz orada nöbet tutardık. O kadar güzel günlerdi ki ben şahsen şimdi o ortamı buradaki asistanlarıma hazırlayamıyorum. Onun üzüntüsü içerisindeyim. İmkan olursa Manavgat'tan bir 15 dönüm bir arazi aldık. Hmm. Hazineden. Hem de böyle denize oldukça yakın. Deniz bilimleri araştırma ve uygulama merkezi açmayı inşallah niyetim var. Ha, komşu oluyoruz hocam. Benim dönemimde açılabilirsem Urla modelini oraya uygulamak istiyorum. Çok hakikaten güzel. Urla modeli bize çok şey kattı. Akademisyenlik bir felsefedir. Akademisyenlik sonu olmayan içsiz kuyudur. Araştırıcı araştırıyor. Yani araştırmanın sonu yok ki. Bir şey buldum sanıyorsunuz. Ertesi gün onun daha iyisi çıkıyor. Ertesi gün onun daha iyisi çıkıyor. Yani akademisyenlik bakın ben halen daha yaşım 55 olmuş. Halen daha öğrenci arkadaşlarımla canlı ders hazırlarken mutlaka bir 2 saat 4 saat ön hazırlık yapıyorum. Öğrenci gibi internete giriyorum, internete surf yapıyorum. Acaba yeni bir şey var mı? Onları araştırıyorum. Rektör olduğum halde esas asli vazifem bizim akademisyenlik, hocalık. Ondan vazgeçemiyoruz. O bizde diye yani tutku. O tutkuya öğrenci arkadaşlarımız kapılması lazım. Ve o tutkuyu hayallerinde gerçekleştirirken bir takım dünyevi zevklerden bazen efendim mahrum olmaları yani gerekir. Biz Urla'da akabinde Dalyan'da biliyorsun Komu Dalyan'ı vardı. Evet. 7-24 biz oralarda haftalık efendim nöbetimiz olurdu. Cuma gününden bir başlardık. Ertesi gün Cuma'ya kadar iki asistan kalırdık. Diğer hafta sonlarının efendim değişim olurdu. Ama çok güzel günlerdi. Kar, soğuk. İzmir'de kar yok ama müthiş soğuğu var. Karantinamızı vardı hocam. Fırtına. Harika günler yani. Ben şahsen o günleri halen özlemle arıyorum yani. Akademisyenlik sadece kendi mesleğiyle ilgili kitaplar okumak değil. Pek çok yönlü sosyalleşmek demek. Çünkü sizi toplum bir yere gittiğiniz zaman ben doktor öğretim üyesi veya doçentim dediğiniz zaman size toplum farklı gözle bakıyor. Ve siz o toplumun baktığı o gözün ağırlığının altında ezilmemelisiniz. Açıklamalarınızda, oturmanızda, kalkmanızda onların mutlaka bir ışık olmaz. Bir önder konumunda, bir lider konumunda onların ufkunu genişletici ama bunu yaparken de asla yapmacık değil, asla tepeden Jacoben anlayış değil. Tamamen samimi, içten gelen ve onları içinden birisiymiş gibi davranırsanız halk sizi kesinlikle bu anlamda bağrına basar. Ben de akademisyen olduğum zaman inanın ilk 10 yılım yani diyebilirim. Bayramım yok, seyrenim yok, çocuğum var, evdeyim ki en genç evlenen asistanlar içerisinde İzmir'de yani bendim. Buna rağmen çocuklarımı yani bırakır, nöbete giderdim. Hiç nöbetimizi aksatmazdık. Farklı görüşten arkadaşlarımız vardı. Hiç bunları biz bir kavga sebebi asla yapmazdık. Herkesin kendi düşüncesi yayan kendi neydi? İnanır mısınız? Şimdi Ege'den ayrıldıktan sonra en çok konuştuğumuz kimler derseniz en çok konuştuğum ve beni arayan soran ben de onları arayan soruyorum. Kürşat da Şahin'dir. Evet. Kürşat Hoca ve Şahin'dir. Evet. Ne kadar bizim belki de bir anlamda zihin farklılığı olsa da evet. Ben sanki bir kardeş gibi hiç bunlar dikkate almaksızın o yıllar hakikaten bize iyi bir kardeşlik duygusu aşılanmış. Bu yüzden o dönemin dekanına hakikaten yani teşekkür etmek lazım. Bizi hem bedenen hem uygulamalı hem de ilmen iyi bir eğitim yayan vermişlerdi.
6 ay önce Atilla hocamız ve bütün o dönemin yakamlarını Isparta'da misafir ettik. O kadar mutlu oldular. Biz de mutlu olduk. Salih Çelikkale, Doğan Atay, Metin Timur, biliyorsun bunlar o dönemin dekanlarıydı. Yani 90'lı yılların tüm fakültelerdeki dekanlarıydı. Bunların hepsini biz Isparta'ya çağırdık. İki gün onları ağırladık. Onlar da su ürünle mühendisliği öğrencilerinin rektör olmasından ve onun misafir olmasından müthiş yani mutluluk yani duydular. Bundan daha güzel bir hayatın anlamı olabilir mi? Kesinlikle hocam. Genç arkadaşlarda mutlaka hayallerinin peşinden koşsunlar. Asla bunu geriye bırakmasınlar. Ama buna ulaşırken de arkadaşlarını dökmeden, kırmadan yapmaları lazım. Biraz akademisyenlik biraz cadı kazandır. İlla iki arkadaş vardır. İkisi de asistan olacaktır. Yüksek sanat sınıfı asistan olacaktır. Orada bir rekabet vardır. Bir adım evet. Ötesi doktor öğretimli kadrosunda bir rekabet vardır. Bir adım ötesi doçentlikte bir rekabet vardır. Akademisyenlik her bir rekabettir. Ama bu rekabeti tatlı bir şekilde yani götürmek lazım. Biz onu yapmaya niyetlendik, onu yapmayı hedefledik ve onu yaptığımız kanaatindeyim. Yani şu şükür geçmişe baktığımız zaman 32 yılda hiçbir meslektaşımla ciddi anlamda küs olduğunu ve halen de küslüğünü devam ettiğim hiçbir arkadaşım. Ve 30 yıldan beri de bütün su ürünler camiasının toplantı, çalıştay, sempozyum, panel, etkinlik, fuar ne varsa hepsine katılmışımdır. Hepsinde de sektör temsilcileriyle de işli dışlı bir ilişkimiz olmuştur. Akademisyen olmanın sasabiyle bir takım danışmanlıklarımız oldu. Onlara gittik geldik bir sürü TÜBİTAK devlet projelerine hakemlik yaptık, danışmanlık yaptık. Yani sektörde bu anlamda severek yaptığımız için asla bu kapsamda yorulmadık. 32 yılın sonuna geldiğimiz zaman yorulmadığımızı görüyoruz. Bu da güzel bir şey diye düşünüyorum acizane. Tebrik ederim hocam gerçekten. Bu sürecin de bir kısmını da yani kendi gözlerimle şahit olan birisi olarak da gerçekten bu konuda gerçekten size hayranım. Bu kapsamda ben de sizi yani tebrik ederim. Herhangi bir kamu kurumuna girmeden, herhangi bir şirkette çalışmadan kendi mesleğinizi kendi çabanızla büyüttünüz ve Aquafina isminde bir marka geliştirip kendi kendinizi bir marka haline getirdiniz. Bu da herkesin yapabileceği bir şey değil. Hakikaten seni de bu anlamda yani tebrik ederim. Hatta seni ben iyi hatırlıyorum. Balık besleme laboratuvar notlarının bir kısmını ilk kez bilgisayarda Word ortamına geçiren yazan galiba sen. Evet hocam. Yani o yıllarda dijital değişim başlamış sen. Yeni gelmişti daha o zaman bilgisayar laboratuvar yeni açılmıştı evet. Hocam. Evet yeni açılmıştı. Müthiş bir heyecanlı yani orada bir Word'ü görüp de orada o yazıları teker teker bilgisayara geçirmek müthiş bir heyecanlı gerçekten. Şimdi hocam biraz da bizim meslekle ilgili konuşalım isterseniz. Sizi bayağı yorduk aslında bayağı bir zamanınızı aldık ama gerçekten çok hoş gidiyor sohbetimiz. Şimdi bir Suriner mühendisliği mezunu olarak siz genelde bizim mesleğimizi ne görüyorsunuz? Çünkü çok uzun bir süreçten beridir, ta başından beridir neredeyse, 80'li yıllardan beridir bu mesleğin içerisindesiniz. Çok çok iyi günlerini de gördünüz, çok çok kötü günlerini de gördünüz. 30 sene önce biz neredeydik, meslektaşlarımız neler yaptılar, bugün neredeyiz ve gelecekte nerede olacağız? Siz bu konuda genel olarak neler düşünüyorsunuz hocam? Ben su ürünleri mühendisliğinin 3. mezunuyum. Ege Üniversitesi'nde 1988 mezunuyum ve 3. mezunuyum. Yani Türkiye'de ilk su ürünleri mühendisliğini Ankara ve Ege verdi. Evet. 1986'da Ege, 87 ikinci, 88 üçüncü, 87'de verdi bizden bir sene sonra verdi. Diğerleri İstanbul'da galiba 87 veya o olabilir. Yani ben bu sektörde su ürünler mühendisliğinin 3. mezunuyum. O yıllarda çok öğrencimiz vardı. 6 tane
yüksek okul olarak kurulduk 1983'te. Daha sonra bunlar 92'de Efendi Fakülte'ye evrildiler ve sonra ne yazık ki siyasi argümanlardan dolayı her sahil kentte bir fakülte modelini getirdiler. Biz de en çok bitiren, yaralayan belki o oldu. Sunurdan mühendisliği kavramı bence ülkemizde oturmuştur. Başka bir isimler altında bunu örgütlemenin çok bir anlamı yok. Yani çok zorlamanın bir anlamı yok. Çünkü 30 yıldır bu meslek isimleri kolay kolay arkadaşlar oturmuyor. Bir Ziraat Fakültesi'ne bakın. Ziraat Fakültesi 1855'te kurulmuş ve halen daha ismini Ziraat Fakültesi ve Ziraat Mühendisi ismiyle örgütlendiriyor. Başka Ziraat Mühendisi Odası başka hiçbir meslek grubuna bakıyoruz diyor. Diyor ki ben diyor esas olan Ziraat Mühendisi'dir. Aynı şekilde Veteriner Fakültesi 1870'lerde kuruldu. Ziraattan hemen az bir sonra ve onlarda sadece veteriner hekimlik var ve tek bölüm var. Tek bölüm var. Bunlar çok önemli. Tıp Fakültesi tek bölüm var. İbn Sina'dan beri Tıp Fakültesi tek bölümde öğrenci. Ne zaman onlar bölümleşirler? Lisanslar bittikten sonra, doktoraya başlarken, yani TUS denilen tıpta uzmanlık sıralarında uzmanlaşırlar. Onun harici tüm bilgileri tek eğitim altında oluyor. Ünvanları ne? Hekim. Ünvanları ne? Veteriner hekim. Ünvanları ne? Ziraat mühendisi. Bence biz de bu anlayışta olmalıyız. Ben 6 Eylül 2018'de bu üniversitemize rektörler atandıktan sonra Su Ürünleri Fakülteleri Dekanlar Komisyonu hiç toplanmamış. Çok uzun süre önce yani toplanmış. Adı var ama kendisi yok. Hemen Tarım, Orman, Ziraat, Su Ürünleri Dekanlar Konsey Başkanları adım. O da Siirt Üniversitemizin yani rektörü. Hocam böyle ben yana tandım. Şu mesleğim, sen şu grup oluştum. Hay hocam dedi. Ben dedim size her konuda yardımcı olacağım ve o da sağ olsun bizi Dekanlar Konsey Başkanımız yaptı. Ben 18 ayda bakın Cem Bey ve Kaan Bey 9 defa toplantı yapmışız. 2 ayda bir. Hangisinin altında? Su Ürünleri Fakülteleri Dekanlar Konsey'nin altında. Buna bir kısım balıkçılık teknologları diyor. Bir kısım ziraat fakültelerinin su ürünler mühendisi bölümleri de var. Ama son dönemde özellikle bizim şu su ürünler mühendisliği yetki kanununu çıkarma çabamız var. Altyapısı bitti. Bakanlığı biz bunu sunduk. En büyük sıkıntımız burada balıkçılık teknoloji mühendisleri olsun. Su ürünler mühendisleri olsun. Bakanlık diyor ki tek isim altında olmuyor. Biz diyor bunu öteki meslek gruplarını bakanlıkta anlatamıyoruz diyor. Benim hiçbir meslek grubu, hiçbir derdim yok. İnanın İstanbul Üniversitesi bizim için bir büyük bir kazançtır, değerdir. Ama bu saatten sonra isim değişikliği biraz abes kaçıyor. Ama tabii onlar kendi yollarını o şekilde çizdi. Biz de eyvallah diyor. Hiçbir şey yani herhangi bir itiraz etmeksizin herkes kendi yoluna gidebilirdik. Ama 20 tane su ürünler fakültesi tek çatı altında birleşti. Ve YÖK bu 6 ay önce İSKET dediğimiz uluslararası meslek grup tanımları var. İSKET, ISCET. İngilizce ismi biraz uzun. Mesela orada tüm fakültelerden, tüm hocalardan öneriler aldılar. Hangi meslek grubu, hangi isim altında olmalı? Ve ittifakla su ürünleri mühendisliğiyle balıkçılık teknoloji mühendisliğini tek isim altında birleştiriliyor. Artık bundan sonra isimleri su ürünleri mühendisi olacak. Su bilimleri fakültesi ve su bilimleri mühendisliğini ayrı tuttu. Gerekçe şu, onların müfredatıyla bizim su ürünleri fakültelerinin müfredatı %60 farklı. Farklıymış, evet hocam. %40 ancak benzer nokta. Evet. O İSKET efendim normlarına göre %60 su bilimleri fakültesinin eğitim müfredatı su ürünleri fakültelerinden farklı olduğu için onlar ayrı bir meslek grubu ama balıkçılık teknoloji mühendisliği ile su ürünleri mühendisliğinin müfredatı hemen hemen ayrı olduğu için
%80 aynı olduğu için tek isim altında ve su ürünlerinin adı atladık. Bundan sonra YÖK YKS kılavuzlarında artık bu şekilde girecek. Yani şunu mu istiyorum? Her ne isim altında olsun olsun ama bir isim altı olmamız lazım. Evet. Gücümüzü tek isim altında birleşmemiz lazım. Artık burada da 30 yıllık bir, 35 yıllık bu ülkenin su ürünleri mühendisler olgusu var şükür. Bunu kimse yatsıyamaz. Bakın uzun uğraşılardan sonra Tarım Bakanlığı ilk kez üçlü rakamlarla bir mühendis alım söz konusu oldu. Bu başarı kolay olmuyor. Genel müdürlükle fakülte ve dekanlar konusu hep işbirliği halinde olduk. Tarım Bakanı ben Ekim'den beri ablukaya aldım. Direktör sıfatıyla. İlk ablukam acaba akademik açılışımıza gelir mi? O gelince ben de bir şey de anlatacağım. Derdimi anlatacağım. Açılışta su ürünler mühendislerinin önemini ve konumunu ve efendim mağduriyetini anlatacağım ve kadro isteyeceğim. Tek amacım bu. Akademik açılışı bir şekilde kısmet olmadı, gelemedi. Sonra Şubat'ta dekanlar efendim konsey adına randevu istedim ve 3 ay sonra takip ederek o randevuyu ancak Şubat ayında alabildik. Özel kalem diyor ki, Tarım Bakanı özel kalem bizim özel kaleme, hocam diyor ilk defa birisi diyor, bir direktör diyor, bakana bu kadar ısrarcı olan başka bir direktör şimdilik henüz görmedik diyor. Ve tamamen bu benim hiçbir şahsi beklentim var mı yok. Hiç tanımam doğal arkadaşım. Tek amacım su ürünleri mühendisliği olgusunu, kavramını Sayın Bakan'a olabildiğince her ortamda anlatabilmek. Ve su ürünleri fakülteleri dekanlar konseyine 25 Şubat'ta tabii 25 Şubat'ta Ankara'da Sayın Bakan biz misafir etti. 6 kişiydik ve orada Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü de vardı. Her türlü konuyu konuştuk. 2 saat boyunca istihdam, mesleki kanun ve benzeri her şeyi konuştuk. Ertesi günde Antalya'da Su Ürünleri İşçiler Birliği'nin çalıştığı vardı. Açılışına geldi. Evet. Biz de oradaydık. Öğle yemeğinde kendisi beraber hep bakın bakanı bir şekilde ablukaya aldı. O toplantında kendisi üzerinde ve mesleğe bakışında çok büyük farkı var. Çok büyük artıları var. Sayın Bakanı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü her 1 Eylül'de Sayın Cumhurbaşkanımızı balıkçılık açılışına katılıyor. Gecenin saat 11'inde, gecenin saat 1'inde ya Poyrazköy'de ya efendim Karadeniz'de gemiyle balık avlamaya çıkıyor. Bundan güzel bir icra olamaz arkadaşlar. Türkiye'de su ürünleri mühendisi buna hasret kaldı. Hiçbir bakan bizi bu şekilde misafir etmedi. Ağırlamadı veya toplantılarımıza katılmadı. Bırakın bakanı yani Cumhurbaşkanı seviyesinde ilk kez yerine katılmıyor. 2 yıldan beri veya 3 yıldan beri. Evet. Hep üvey evlat. Her yıl bu. Her yıl artık bu. Yani rutine binecek. Ondan sonra 9 Mart'ta biz üniversitemizde Tarım Bakanlığı ilk kez kendisine de ve bizim üniversitemizde ilk oluyor. Fahri doktora veratı verdi. Diyor ki ilk defa hayatımda açılışta böylesine anlamlı bir ödül aldım diyor. Ve ben bu an hiç unutamayacağım. İsu bu yani bizim kısa ismimiz İubu değil, İsu bu arkadaşlar bunu da söyleyeyim. Siz İubu yazmışsınız. Evet. Onu lütfen İsubu. İsubu diye düzeltelim. Evet. Diyor ki artık ben diyor bundan sonra İsubu'nun bir öğrencisiyim diyor. Ve bunu ömür boyu inşallah onurla taşıyacağım diyor. Peki biz ne yaptık o açılışı? Fırsat gelerek istiyorsanız ben size açılış yani efendim metninde yani gönderebilirim. Ben aslında üniversitenin bir bu kapsam direktörüyüm. Orman fakültesi bende. Onların haklarını savunmam lazım. Ziraat fakültesi bende. Onların haklarını savunmam lazım. Su ürünleri fakültesi bende. Onların haklarını savunmam lazım. Açılış konuşmamda bundan hepsine değinim ama en çok da balık tüketimi, ihracatımız ve su ürünleri mühendisliğinin istihdam konusunu açılışta anlattım. Orada bütün basın vardı. Ulusal basın vardı. Demirören Haber Ajansı vardı. Anadolu Ajansı vardı. Efendim TRT Haber vardı. Yeter bize işte.
Evet. Ve sorun da işte bu tür uğraşlardan sonra ilk defa bu sektör üçlü rakamlara ulaşan az. Tabii ki az. Yetmez. Evet ama yetmez diyoruz. Evet ama yetmez. Ama uzun uğraşlardan sonra üçlü rakamlara ulaşan bir istihdam gördük. Yani devlet büyükleri de cebelleşmiş kimseye bir kar getirmez. Akıllı olacağız. İşimizi biz yani götüreceğiz. Kimseye de efendim dalaşmadan kibarca resmi makamların ilkeleri içerisinde, insan ilişkin içerisinde mesajımızı olabildiğince Sayın Bakan'a ve ilgililere anlatmaya çalışacağız. Hatta bir ara Suriye Mühendisler'in üzerine çizmişler. Altı Bey beni hemen aradı, hocam işler biraz kritik dedi. Hemen biz başka kanallara girdik, bakana girdik, farklı yeni şeyler yaptık ve tekrar o üzeri çizilen meslek grubunu hayata yeniden döndürdük. Allah'a şükür. Bunda kendimize övgü değil ama eğer bu anlamda sektöre bir nebze katkımız olmuşsa biz bundan mutluluk yanıyoruz. Biz de çok mutlu olduk. Çok teşekkür ederiz gösterdiğiniz çabalar için. Hocam tabii Suriyeli mevzusuna gelince siz tabii ki Eğirdir Suriyeli Fakültesi'nde bölüm başkanlığı yapmış birisi olarak biraz da bölüm başkanlığı yaptığınız, uzun süre akademisyenlik yaptığınız Eğirdir Suriyeli Fakültesi'nden bahseder misiniz? Çünkü hani fakültemizde, ben fakültemiz diyorum çünkü ben de yüksek lisans yaptım orada sonuçta. Türkiye'nin en köklü Suriyeli Fakültesi'nden bir tanesi ve aynı zamanda bildiğim kadarıyla sektörde çalışan birçok üst düzey yöneticiler de Eğirdir Suriyeli Fakültesi mezunu. Çok teşekkür ederim bu soru için. Evet, ben Ege Üniversitesi mezunuyum. Artık 2008'den beri de Eğirdir Suriyeli Fakültesi'nin bir akademik personeliyim. Kendim Ispartalı olduğum için gönül bağım da var tabii bu anlamda. Ama ondan öte ben bir şey ifade etmek istiyorum. Hani az önce Suriyeli mühendisliği yani nereye gidiyor anlamında bir şey sormuştun. Onu biraz çok özet geçeyim. Suriyeli mühendisliği bence bundan sonra daha iyi gidiyor. Gerekçem de şu. Tarım ve su ürünleri, daha doğrusu gıda stratejik bir ürün. Orman, tarım ve su ürünleri stratejik bir ürün. Ben rektör olduğumdan beri Sayın Başkanımızı belki 5-10 defa bakanların çağrıldığı, bir takım tamamen rektörlerin katıldığı efendim toplantına katıldı. Şunu iftiharla ifade edebilirim ki Sayın YÖK Başkanı her akademik açılışta, her toplantıda mutlaka özellikle su ürünlerinin stratejik öneminden bahseden mutlaka bir cümle kullanmıştır. Evet. Çok enteresan ve ben onların hepsini arşiv olarak saklıyorum. Ve Tarım Bakanı'yla da YÖK'e iki defa geldi. Rektörlerle iki kez görüştü ve ilk defa bir bakan rektörleri iki kez, yılda iki kez, birisi Mart'ta, birisi Eylül'de toplantı yaptı. Orada ben her ikisine de su ürünlerine gösterdiği bu kadar güzel övgü ve katkı için ikisine de bu anlamda teşekkür ettim. YÖK Başkanımız dediği hakikaten doğru, stratejik bir durum. Stratejik ürün olduğu yerde bu meslek asla bitmez. Sadece bizim yeni dönemde bu kapsamda yeniden yapılanmamız lazım. 25 tane fakülte veya 22 tane fakülte bu ülkeye fazla. Bunun da iyi bir fizibilitesini yani çıkarttık. Bunun hakikaten elzem olan eski ve köklü fakültelerin yaşatılması yönünde ve oraya kadar indirgenmesi konusunda biraz radikal önlemler ve tedbirler almak lazım. Dikkat edin bakın YÖK'e, YÖK hiçbirisini yan kapatmıyor. Pek çok fakültemizin öğrencisi hemen hemen sıfır düzeyinde çok ama hiçbirisini kapatmıyor. Diyor ki belki öğrencileriniz yok ama siz diyor bu camiaya, bu sektöre, bu sınırları stratejik ürün sektörüne akademik anlamda çok daha büyük katkılar yapabilirsiniz. Lütfen diyor artık emeğinizi Ar-Ge'ye ayırın diyor. O yeni kurulan fakültede ve öğrenci olmayan fakültede Ar-Ge ağırlıklı yani efendim çalışmıyor. Bu kapsamda ben bu sektörün geleceğinin kesinlikle bitmeyeceğini, ölmeyeceğini ve daha büyük
neşrinema bulacağı inancındayım. Bu sözlerimi bitirdikten sonra Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi 35 yıllık bir fakülte. 1984 yılında efendim kuruldu. 36 yıl oluyor. Ve sektördeki baktığımız zaman şöyle, sektörde çalışan 3000 mühendisimiz varsa %50'sinin en az Eğitim mezunu olduğunu, pek çok teknik gezilere gittiğimde, danışmanlıklara gittiğimde, şirketlik ziyaretlere gittiğimde mutlaka bizim Eğirdir Fakülte, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi mezunlarını görmekteyiz. Ben bunu da şuna bağladım. Biraz Eğirdir Taşlı. Ege'ye gelen, ben de gidip oldum. Ege'deki gelen arkadaşların hepsini bilmiyorum. %80'i İzmirlidir, Ege'lidir. Yani tek sektöre senin benim kadar çok sıcak bakmazlardı yani. Çünkü evet, onların bir su ürünleri ekstra bir şeydi. Hobi gibiydi yani. Onlar esas başka işlerin peşinde. Çünkü ailelerin kurduğu işletmeler var, oturmuş bir sistemler ama Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi'ne gelen bir arkadaşın öyle bir derdi. Ben anket yaptım. Hem Eğirdir özelinde hem de bizim üniversite özelinde. Şükür 7 bölgeden öğrenci almaktı. En çok da Ege, Akdeniz, Doğu Akdeniz ve Balıkesir, Çanakkale civarlarından öğrencimiz oluyor. Bunun anlamı şu, bizim buraya gelen öğrenci arkadaşlarımız, Ege'de su ürünlerine gelen arkadaşlarımız, daha böyle ekonomik durumu daha zayıf olan arkadaşlarımız. Ve şunu düşünüyor geldi, ben bu sektörden ekmek yemeliyim, ben bu sektörle rızkımı geçindirmeliyim, ailemi geçindirmeliyim diyor. Onun için ben bunu, bu sektörü, bu mesleği çok iyi öğrenip mutlaka bir yerlerde iş bulmam lazım. Ve kendi mesleğini sevdiği için de bunu sektörde yapmak için. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi mezunlarının sektörde ben bu kadar çok iş yapmalarını, hem aldıkları eğitim kalitesinin iyi olmasını hem de bu tür özelliklerinden dolayı olduğu kanaatindeyim. Nacizane ve o başarı şükür yani devam ediyor. Belki son yıllarda öğrencimiz azalmakla birlikte asla sıfırlanmadı. Halen daha eğitimimiz bu kapsamda yani efendim devam ediyor. Ben de tüm üniversite imkanlarımı da sanki öğrencisi çokmuş gibi tüm imkanlarımı fakülteye bir şekilde ayırmaya özen gösteriyorum. Bunu dekan hocaya da sorabilirsiniz veya ilgili arkadaşlara da sorabilirsiniz. Tabii ki hocam. Ve yeni planımız inşallah bir aksilik olmazsa Manavgat'ta Deniz Bilimleri ve Araştırma Uygulama Merkezi'ne hayata geçirmek olacaktır. Hocam bu son söylediğiniz cümle bizi çok heyecanlandırdı. Biliyorsunuz ben Alanya'da oturuyorum zaten. Topu 20 dakika mesafede yani bana. Size 30 kilometre falan. Evet 30 kilometre civarında bir uzak. Oteller bildiğin orada. Nerede hocam? Otelde sitesinin orada. Abi evet. Manavgat'ta Alanya sınırına çok yakın o zaman hocam. Aynen öyle. Evet. Çok güzel bir yer. İnşallah başarısınız hocam. Çünkü Akdeniz'de şu anda o bahsettiğiniz o çok geniş bir alan biliyorsunuz. Antalya'dan Mersin'e kadarki alanı düşündüğümüzde şu anda Akdeniz'de bir biliyorsunuz Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü'nün tesisleri var Demre'de. Bir de diğer tesis var. Erdemli'de 9 Eylül Üniversitesi'nin araştırma enstitüsü var. Aradaki o büyük mesafede Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde. Evet, Ortadoğu'nun diye biliyorum. 9 Eylül ile Ortadoğu'nun. 9 Eylül'ün değil. 9 Eylül mi dedim hocam? Ha 9 Eylül'ün İzmir'de. Evet. Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin. Evet hocam. Evet. Kusura bakmayın. Dolayısıyla bu arada mesela bir enstitü veyahut da bir araştırma biriminde olması çok büyük katkı sağlar. Önce araştırma uygulama merkeziyle startup'ımız lazım. Biraz orası palazlandıktan sonra enstitü ondan sonra yer dönüşür. Evet. Birden yok enstitü açılmasına izin vermiyor. İyidir, evet doğru tabii. Hocam yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Gerçekten uzun hoş bir sohbet oldu. Ben son olarak da tabii siz de bir su ürünleri mühendisi olarak da Su Ürünleri Fakültesini yazacak. Daha doğrusu şöyle diyelim, daha spesifik konuşalım aslında. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesini yazacak olan
arkadaşlara neler önerirsiniz? Neden Eğirdir'i yazsınlar ve yazdıktan sonra da neler yapabilirler? Bence su ürünlerini seven, balığı seven, denizi seven bir arkadaşımız, bir öğrenci arkadaşımız Eğirdir su ürünler fakültesini çok rahat rahat seçebilir. Çünkü Eğirdir hakikaten dünyanın en der cennet köşelerinden birisi. Eğer Eğirdir'deki Akpınar'a gidiyorsun, gitmişsin sen, Akpınar'da evet. Eğirdir'i kuş bakışı gözlem yeri var. Evet. O gözlem yerinden Eğirdir'in fotoğrafını aldığınız zaman bunu bir yerlere gidip bir gönderin yani dünyanın farklı fotoğraf efendim merkezlerine inan birinci gelirsiniz. Evet. Ve böyle bir alanın Türkiye'de olduğuna kimse inanamaz. Dünyada ender içilebilir su taşıyan Eğirdir Gölü. Biliyorsunuz Eğirdir Gölü Isparta'ya içme suyu olarak da Temmuz Ağustos'ta eksik kaldığı zamanlar az da olsa bir takviye evet. Yani yapılabiliyor. Bu dünyada çok enderdir. Artı hem balıkçılığı güçlü hem insanları iyi hem eğitim kalitesi olduğu için çünkü 35 yıllık bilgi birikim var. Eğirdir Su Ürünler Fakültesi hocalarında. Bu kapsamda öğrenci arkadaşlarımızın kampüs anlayışına da cevap vermiş oluyoruz. Teorik eğitimlerini Isparta'daki kampüste alacaklar. Uygulama eğitimlerde Eğirdir'deki uygun koylarda, teknede veya araştırma ve uygulama biriminde rahat rahat yapabilecekler. Ben bu anlamda stratejik ürün olan su ürünlerinin, geleceği olan bir su ürünler mühendisliğini tercih edenlerin asla pişman olmayacakları kanaatindeyim. Evet, bir çok değerli bir mesleğimiz var. Çok çok değerli bir mesleğimiz var. Gelecek vadesi özellikle bize biraz uzak olsa da Amerika, Kanada, Avrupa Birliği sınırları içerisinde üretilen su ürünleri hakikaten çok pazar değeri yüksek olan ürünler. Cem Bey siz bir şey diyordunuz, ben lafınızı kestim ama. Ben yoktu, sana atacaktım. Bitirmiştim. Şimdi şöyle, biz yeni bir uygulamaya da başladık. Bu videodan itibaren aslında bir öncekileri de dahil edeceğiz ama bizim Denizden Babam Çıksa.com'un YouTube kanalına bize sektörü anlatmak üzere konuk olan değerli akademisyenlere, sektör çalışanlarına Tema Vakfı'ndan bir fidan, onların adına fidan dikmeye karar verdik. Bu sizinle ilk olacak. Şu anda yerini bilemiyorum ama Tema'nın uygun gördüğü bir yerde bir dikili, birkaç tane dikili ağacınız olacak. Size umarım hediyemiz olacak hocam. Çok teşekkür ederim. Hakikaten anlamlı bir ödüm. Bunun inşallah geleneksel hale getirilmesinde ben öneriyorum. Kesinlikle başka plaket, boş plaket yani vermekten yok. Evet. Bir kez daha iyi. Artık böyle siz dediğinizde biraz değişip dönüşüyoruz. Aynen öyle. Biraz faydalı şeylere odaklanmak lazım gibi geliyor bana da. Evet, bugün yaklaşık 1 saat 20 dakikaya ulaştık. Bugün konuklarımız Denizden Babam Çıksa.com'un YouTube kanalındaki bugünkü konuklarımız Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin rektörü Sayın Profesör Doktor İbrahim Diler'dir. Ve aynı zamanda Aquapena Su Ürünleri Mühendislik ve Danışmanlık Şirketi'nden Cem Kardeş'le birlikte bu yayını tamamlamış gibi görünüyoruz. Sizlere katıldığınız için çok teşekkür ederim. Çok değerli bir konuşmaydı. Su ürünleri sektörünün çok önemli bir bileşeni olan akademiyle ilgili biz bugün çok değerli bilgiler aldık. Ve eminim ki bu videoyu izleyecek olan meslektaşlarımız ve bu mesleğe hazırlanan öğrenci arkadaşlarımız da çok şey öğrenecek. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim ikinize de, hem Kaan Bey hem de Yencem Bey. Hakikaten yıllar sonra benim için de güzel bir söyleşi oldu. İki mesleğini seven arkadaşımızla ve kendini aşmış, dijital dönüşüme adapte olmuş iki yeni genç arkadaşımızla güzel bir söyleşi oldu. Ben umarım sektörümüze ve bu sektörü benimseyeceklere bizim adımızdan güzel şeyler çıkmışsa biz bundan mutluluk yanıyoruz. Çok teşekkür ederim katılımınız için. Ben çok teşekkür ederim hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar.